Şaşırdım. Sonra sebebini sordum. Sebebini bilen de yoktu pek. Bir şehidin babasının evine gittik. Ziyaret ettik. Behucettin amca, hiç unutmuyorum seni. Selamünaleyküm, aleykümselam. Tercüman meselesiyle konuşuyoruz. Adam Arnavut Türkçe bilmiyor. Eve gittik, içeri girdik. Evin köşesinde oğluna bir köşe yapmış, şehit oğluna. İşte orada kanlı gömleğini koymuş. Çocukken oynadığı oyuncakları koymuş, resimlerini koymuş. En üstte de bir Türk bayrağı asmış yine. Orada dedim, ya amca dedim, siz Arnavutsunuz. Arnavutların bayrağı farklı. Tamam, ben onore oldum, sevindim bayrağımızı o burada görmeye. Ama bunun sebebi nedir dedim. Adam böyle gözleri dolu dolu. Dedi ki, bunun üç tane sebebi var dedi. Birincisi dedi, biz ölülerimizi güzel şeylerle yad etmeyi severiz dedi. Sizin bayrağınız dünyanın en güzel bayrağı. Üzerindeki hilal İslam'ı sembolize ediyor dedi. Bu bir. İkincisi dedi, siz gittiğinizden beri bizi burada eziyorlar. Makedonya Osmanlı toprağıdır. Üsküp'te Osmanlı çarşısı vardır. Bizim coğrafyamızdır. Orada Allah Resulü'nün getirdiği mesajın ruhu hakimdi. Yüzyıllarca. Osmanlı sayesinde. İkinci sebep bu. Üçüncü sebep de dedi, belki bir gün dönerseniz geldiğinizde hazır bulun diye yazıyoruz dedi. Makedonya, İstanbul'a yani Üsküp aşağı yukarı 1.000 kilometre uzaklıkta. Filipinlerin Mora Adası'na gittim. Mora. Filipinler'de Hristiyanların hakimiyeti altında. Makedonya gibi tıpkı. Nüfusun %90'ına yakını Hristiyan. Hükümet Hristiyan. Mevcut idari kadro Hristiyan. Askeri kadro Hristiyan. Orada bir Müslüman azınlık var. Tıpkı bugün Myanmar'da olduğu gibi. Çok yakın birbirine bu coğrafyada. Müslümanlar yoğun bir baskı altında. O kadar yoğun bir baskı ki. Ben size bir noktayı anlatayım, gerisini siz hesap edin. Müslümanlar orada düğünlerini gizli gizli yapıyor. Yani böyle çalgılı şeyle düğün yok. Çaktırmadan düğün yapıyorlar tabiri caizse. Sebebini sordum, dedi ki, biz düğün yaptığımız zaman dedi, karakol komutanı geliyor. Gelini alıp götürüyor. Bir hafta sonra geri getiriyor. 3 gün sonra geri getiriyor. Böyle bir zulüm altındalar. Gittik oraya, Türklerin geldiğini duymuş bir teyze, yaşlı. Çok yaşlı, yani 100 yaşın üstünde olduğuna inanıyorum. Çünkü torununun koluna girip geldi, 2 büklüm. Torun 70 yaşında. Geldi, gözler de görmüyor. Türk bu mu dedi. Tercüman meselesiyle konuşuyoruz. Ben Türk'üm dedi. Eliyle yüzüme dokundu, böyle uzun uzun. Ben o dili anlamıyordum ama öyle yanık konuştu ki. Yani hayatımda duyduğum en bağırıyanık ses de bu belki de. Dedi ki, neredesiniz siz dedi ya. Benim dedim, dedem siz gelin diye dua etti. Babam siz gelin diye dua etti. Ben siz gelin diye dua ediyorum. Sultan nerede dedi, ne iş yapar dedi ya. Diyemedim ki, teyze sultan kalmadı. O dönem 2006'daydı ama Allah'a hamdolsun 2012'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin girişimleriyle oradaki Müslümanlara da çok ciddi bir rahatlama oldu. Yani şunu diyeceğim, dünyanın neresinde olursa olsun, Müslümanın olduğu yerde, mazlumun olduğu yerde herkes gözünü dikmiş İstanbul'a, bu bayrağın düştüğü yerden ayağa kalkmasını bekliyor. Mora, İstanbul'a 11.750 kilometre uzaklıkta bir yer. Dünyanın öbür ucu. Dünyada İstanbul'a daha uzak bir yer yoktur belki de. Yani Avustralya dahi 10.000-10.500 kilometre. Mora bu kadar uzak bir yer ama orada ümidini İstanbul'a bağlamış bir yaşlı teyze vardı. Mora'da hala bugün cuma namazları, cuma hutbeleri Halife Sultan Abdülhamid adına okunur. Bugün hala. Bizim sorumluluğumuz çok büyük. Biz koşarken bunun farkında olmamız lazım. Bu bilinçli olmamız lazım. Biz mücadele ederken, bir şeyler olsun diye uğraşırken, koşarken aslında bunun sadece yerel anlamda mesela herhangi bir başkanın emri olduğu için değil, gerçekten
bizim ayağa kalkmamızın, bizim güçlenmemizin dünyadaki bütün Müslümanlara güç vereceğini, dünyadaki sadece Müslümanlara değil, bütün mazlumlara güç vereceğini bilmeniz gerekir. Çünkü dünyanın bu dengeye ihtiyacı var. Bakın, Osmanlı'nın zayıflamasıyla, Osmanlı'nın tarih sahnesinden silinmesiyle birlikte bugün batıl hakka karşı galip gözüküyor. Zalim istediği şekilde zulmünü yapıyor. Hiç kimse hesap soramıyor. Siz zannediyor musunuz güçlü bir Türkiye'nin olduğu bir dünyada İsrail her iki senede bir Gazze'de katliam yapabilecek? Birleşmiş Milletler'in hiçbir kararını umursayamayacak. Siz zannediyor musunuz birileri ben demokrasi getireceğim bahanesiyle 10 bin kilometre öteden gelip Bağdat'ı bombalayabilecek, buna cüret edebilecek? Siz zannediyor musunuz bizim bir valiyle idare ettiğimiz Sırplar kafalarına koyduğu gibi gidip Srebrenica'da 5500 Müslümanı kıyımla geçirebilecek? Bizim güçlü olduğumuz bir dünyada hiçbir zalim o zulme cesaret edemez. Evet. Ve şunu da çok iyi bilmemiz gerekir. İslam alemi nasıl...